Matlı sponsorluğunda kadın üreticilerimizle omuz omuza programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Görüldüğü üzere Kemalpaşa semalarında gezmeye devam ediyoruz. Bugün Fatma Hanım'ın evine misafir olacağız. Kendisi temiz süt projesi kapsamında bize başvuruda bulundu. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Gerçekten bir kadın olarak ciddi emek harcıyor. Çünkü eşi yanında değil, 3 çocuğuyla ve çoban bakıcısıyla beraber bu işi sahiplenmeye çalışıyor. Kendisi Yunanistan macırı ve buraya evlenerek gelmiş ve ondan sonra hayvanlarla uğraşmış. Ve hayvancılıktan da vazgeçemiyor ciddi anlamda. Biz de bunu görüyoruz. İşte köpekler olsun, kuzular olsun, oğlaklar olsun. Sürekli Fatma Hanım etrafta dolaşırken onlar da onun peşinden dolaşıyor. Biz de bu çerçevede İsmet Hocam, teknik destek yöneticimiz, satış yöneticimiz, bayimiz ve Sezer Süt makinalarıyla neler yapabiliriz'i incelemek için işletmesini ziyarete geldik. Küçükbaş biliyorsunuz sığımı belli bir dönemde olan ama işte makine olmadığı zaman yani bir 200 tane koyunu düşündüğümüzde ciddi anlamda zaman alan bir süreç. Biz de bununla ilgili tespitlerimizi yapacağız. Hem bilgi anlamında hem birikim anlamında hem de zaman ve işte hayvanların refahıyla ilgili ne tür ürünler verebiliriz'i hep beraber değerlendireceğiz. Şimdi hep beraber Fatma Hanım'ın işletmesine gidiyoruz ve neler yapılabilirdi hep beraber değerlendiriyoruz ve yapmaya başlıyoruz. Değerli yetiştirdiğimiz Fatma Yusuf Hanım'la beraberiz. Kendisiyle Temiz Süt Projesi adı altında koyunlarından elde ettiği sütü daha temiz ve daha kaliteli nasıl hale getirebiliriz'in çalışmasını yapacağız. Fatma Hanım biraz kendi yaptığı uygulamalardan koyunları şu an nasıl sağıyor, merayı çıkarma saatleri nasıl falan bize bahsedebilirse. Koyunları elle sağıyoruz. Sabah kalkıyoruz saat 6 gibi. Saat 8'e kadar elle sayıyoruz. Bu da bizim için çok meşakkatli oluyor. Sıkıntılı bir süreç. Hani bir makine ihtiyacımız var. Bir makine olsa daha iyi, daha rahat, daha hijyen, daha temiz olarak elde edeceğiz. Şu anda yaklaşık 50 tane kadar sayıyoruz. Geri kalan süreçte 150'ye falan çıkacağız. Fatma Hanım elleriyle büyük bir zahmete girerek süt sağmaya çalışıyor. Şimdi elle sağımda her zaman hijyen konusu geri planda kalabilir mesela. Çünkü koyundan koyuna geçerken işte ne bileyim ellerin dezenfeksiyonu zordur. Sonuç her koyunda el dezenfekte edilmiyor vesaire. Ve süreç alan, zaman alan bir süreç. Sonrasında ben şöyle soruları da söyleyeyim size Fatma Hanım. Şimdi koyun doğurdu diyelim hemen sayıyor musunuz yoksa belli bir süre kuzusuyla zaman ayırıyor mu? Kuzusuyla bırakıyoruz. Yani kuzusuyla evet. Kalıyor ama evet. Doğduğu andan itibaren sağıma geliyor mu? Gelmiyor. Sağmıyoruz doğduğu zaman. Ha, o doğuranların bölmesi ayrı o zaman. Evet ayrı doğuranların bölmesi. Ayrı bırakıyoruz onları. 40 gün falan anneyle birlikte kalıyorlar. Tamam, aşağı yukarı evet. Kuzular hani işkembelerine geliştirene evet. Kadar 40-45 gün evet. Ayrı tutuyorsunuz. Ondan sonra sağıma evet, geçiyoruz. Sağıma geçiyoruz ondan aslında sonra. Sağımın büyük bir avantajı var. Sonuçta koyun adı üstünde koyun süt veren bir hayvan. Sağım yapılmadığı takdirde yani aslında sağım yapmak doğru bir nevi 45'ten sonra. Çünkü sağım yapılmadığı takdirde halk arasında soğulaz deniyor. Yani soğulaz, meme arısı, mastitis evet. Vakaları çok görülüyor ve bu koyunun bir dahaki doğumundan sonra memesinin kör olmasına sebebiyet veriyor. Evet. Çünkü çoğu meme arısı vakası tespit edilemiyor. Hani koyunlarda tespit edilemediği için, gözle görülemediği için bir bakıyorsunuz kuzu doğuyor, arkasından süt gelmiyor evet. Ve berbat bir şey oluyor. Evet. Ondan sonrası çok zor oluyor. Yani evet, iki kuzu da varsa bir kuzuya yetiyor süt, ikinciye yetmiyor mesela. Çok zor evet. Bir süreç. Evet. Sağmak mantıklı yani bir girdisi de var. Evet. Sonuçta bir evet. Şu an nasıl satıyorsunuz bilmiyorum ama değer peynir mi yapıyorsunuz? Evet. Süt olarak değerlendiriyoruz. Süt olarak satıyoruz. Fiyatları nasıl? Evet. Şu anda fiyatları 15 TL. 15 TL güzel. Evet. 15 TL. O rakamları verdikten sonra sonuçta bu evet. Hayvanın hem bir kuzu girdisi var hem de bir süt girdisi olursa daha karlı bir pozisyona geçirir. Evet. Yaklaşık kaç koyun sağıyoruz? Şu anda 50 tane sağıyoruz. 50 tane. Verimleri nasıl? Evet. Verimleri 1 litreye yakın veriyor sabah akşam. 1 litre yakın, 50 litre. Yarım kilo. Yani kendi yediklerinden fazlasını çıkarıyorlar evet. Günlük olarak. Evet. Bir de merhabamız da var burada avantaj olarak. Evet. Peki sağımları günde bir kere mi yapıyorsunuz, iki kere mi? İki kere. Yani sabah ve akşam iki kere sağlıyor. Ortalama da 1 litreleri var. Evet. Bir de yarım litre kuzular ise 1,5 litre falan sütleri var muhtemelen. Evet. Sağım elle tabii sırayla bekletip evet. Uzun bir süre çalın. Artık evet. Nasip olursa makineyle olan sağımı da çekeriz. Makine de gelecek. Makineye evet. Geçtiğinizde bir hayvan ne kadar hızlı sağılırsa, bir sürü ne kadar hızlı evet. Sağılırsa o kadar bakterisi az bir süt elde ediliyor. Çünkü hayvan beklerken stres olduğu için hani o stresinde bir
bakteri sayısını arttırma olasılığı var hani o bekleyen koyunlarda. Koyun sütünün değerleri de manda sütünü aratmaz yani. Hemen Evet. hemen yağ olarak benzerler. Koyun sütü de 7-7,5 yağ gelir. Yani aşağı Evet. yukarı proteini de 5-5,5 gelir. Hem süt yapımını hem yoğurt yapımına çok uygun bir süt. Evet. Sonuçta kaliteli kuru maddesi 17-18'lerde olan dehşet bir süt inek sütüne göre. Evet. İnek sütünün sonuçta yağ 3,5-4 arası geliyor. Proteine de 3-3,30 arası geliyor. Valla biz burada size katkıda bulunmaya çalışacağız. Daha temiz Teşekkür işte ederiz inşallah. sofralara yerişen sütün daha temiz, daha kaliteli hale gelmesi için ekip olarak destek vermeye devam edeceğiz. Fatma Hanım'la röportajımızı tamamladık. Ne düşünüyorsun öncelikle? Yani kadın başına gerçekten hani işte bulunduğu ortamı gördün, yapmış olduğu işi gördün, uğraştığı işi gördün. Ve onun devamında hani hayvanlara baktın mı olmuyor. Sütü bireyselde satıyor, işte gidiyor Bursa'ya götürüyor. Burada çocuklar ayrı, aile ortamı ayrı. Gerçekten bence zor bir işin altından kalkıyor. Sence nasıl? Gerçekten takdire şayan yani onu yani Fatma Hanım'ın yaptığı işleri ya da yürüttüğü işi kimse yapmayabilir yani kaçabilir. Ama gerçekten emek veriyor. Hani zahmet veriyor. Çocuklarının geleceği için koyunlarını yetiştirip işte onlardan yavru alıp satıp yani burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz işte böyle yetiştiricilere. Katkıda bulunmak için zaten bu programları çekmeye başladık Evet. sizinle. Gerçekten ben takdir ettim kendisini. Hani yapılması gereken çok şey var ama şimdi bir bayanın elinden gelen belli. Hani ekstra üstüne koyabilmesi için yardıma ihtiyacı var belli bir güce. Evet. Hani bizle karşılaşmış, başvurusunu yapmış kadın yetiştirici olarak gerçekten destek verilmesi gereken birisi kendisi. Hani daha destek verildiğinde yürüyecek, ilerleyecek bir konumda. Evet. Maşallah emek veriyor yani ben takdir ettim. Kazanmaya çalışıyor. Kazandığıyla hayatlarını idame ettirmeye Evet. çalışıyorlar. Vallahi güzel. Yani Mera yakın bir yerden dam kiralamış. Keşke işletme sahibi de müsaade etse birkaç düzeltme, revizyona müsaade etse çok Evet. daha güzel olacak ama işletme sahibi revizyona izin vermiyor. Muhtemelen dışarıdan geldikleri için, yabancı oldukları için izin vermiyor. Ben gerçekten takdire şayan buldum. Burada tecrübe edinerek bazı şeyler elde etmişler. Mesela Mera'da gene ısırmış, Evet. hayvanları rahatsızlanmış. İşte Mera'ya çıkarmışlar, ölümler olmuş. Mera'ya çıkarmışlar, kuzular ishal olmuş. İşletme çamur olmuş, kuzular ishal olmuş, ölmüş. Hani bunları tecrübe ederek nasıl olmaması gerektiğini öğrenmiş. Ama bizler de artık bundan sonra ona olmaması için, yani bu tür işlerin olmaması için daha teknik boyutlarda destek vermeye çalışacağız kendisine. Evet. Ben şöyle devam edeyim. Hani bu küçükbaş hayvancılıkta parazit mücadelesi en önde gelen parazitle şey diyeyim karma çeliştirme açısı en önde gelen konulardan bir tanesi. Çünkü mera hayvancılığı yapıyorsanız merada bit, bire, sinek olmama şansı yok. Doğru. Çünkü bunlar hayvanlara gelmemesi lazım. Geldiklerinde hayvanı konakçı seçerlerse koyunu hani sonuçları kötü olabilir. Sonuçta bunlar çeşitli parazitler de taşıyorlar. Çeşitli mikroplar da taşıyorlar. Şimdi bunları hayvan enfekte etmemesi lazım. Bunun için öncelik meraya çıkarmadan önce ya da sürekli meradalarsa 3 aylık periyotlarda düzenli dış parazitin uygulanması gerek. Çünkü dış parazitin amacı şudur. Aslında dış parazit şey yapmaz. Hayvanın üzerindeki vurduğunuzda döküp etkisi geçmez. Yaklaşık 2 ay ile 3 ay arası o bir koku deri altına Koruyor yani. dağılır, koku yayar. O kokuya da parazitler gelmek istemez. Evet. O gelmedi mi yapışamaz zaten. Hastalık da bulaştıramaz. Onun kanını dememez. Ama 3 ayda bir yenilemesi Yani 3 gerekiyor. ayda bir yenilemesi gerek. Ama meraya çıkarma sürekli değilse o zaman meraya çıkarırken bu aşılamanın sürekli aşılamanın yapılıp çıkarılması lazım parazitlerin. Diğer taraftan da bir husus da şey iç parazitler. Çünkü dışa yapılan aşılar içe etkilemesi %5 hatta bazıları yok denebilecek kadar da az. Bunun için hap da vermek gerek. Yani iç parazit hapı da vermek gerek. Bunun sebebi de şu. Doğada kıl kurtlarının işte kelebeklerin hepsinin bir birikmiş sularda yumurtaları var vesaire var. Koyun ilaçlarından gidip içecek. Vücuduna girdiğinde bunun ürememesi gerekir. Hatta parazit hapını 2 kere vermek doğru olan. Dişinde verip 2 hafta sonra tekrar verip o atılan yumurtaları da yok etmek şeklinde olursa meradan en üst düzey fayda alınabilir. Zaten bu uygulamalar yapılmadığını şöyle Suriye 2'ye böldüğünüzde mesela 500 koyunun 250'sine parazit aşısı mücadelesini yapın. Diğer tarafa yapmayın. Aradaki farkı izleyin zaten. Parazit aşısı yapılan taraf 1 litre süt veriyorsa yapılmayan taraf yarım litre süt veriyor. Bir O kadar tarafın etkiliyor yani. tüyleri güzel, bir tarafın berbat.
Yani bunu da gözle seçebilmek de mümkün. Şöyle devam edeyim. Birinci kıstas buydu. İkincisi, merada yeterli ot varsa işletmede beslemeye gerek yok. Ama meradan yetersiz geliyorsa işletme içinde bağırış, işte kuru madde ihtiyacını belli eden dil çevirmeler, işte yapağdaki bozulmalar oluşuyorsa işletme içinde de kesinlikle yani küçük baş hayvanlara takviye edilmesi gerek. Samandır, işte biraz konsantre yemdir. İşletme içinde takviye edilmesi gerek. Yoksa meranın size bir faydası kalmaz. Sadece saman yiyor gibi. Yani sadece karın toplu oluşturur. Sadece boşa bir spor yapılmış gibi olur hayvanı. Evet. Yani tabii şimdi ben şey anlıyorum, mesela hani mera var. Yani şimdi baktığımız zaman evet her yer yemyeşil ama bunun evet. içerisinde kaliteli ot yoktur, işte ne bileyim bitki örtüsü sağlam değildir vesaire gibi farkındalıklar evet. oluşmadığı zaman hani ona hayvana yiyor olması sadece gününü geçirir. Yani süt olarak, et olarak üzerine bir şey koymaz. Yani yarın öbür gün kuzuyla ilgili bir şey olduğunu üzerine bir şey koymaz diyorsun yani anladığım kadarıyla. Yani yetişmez sen hani o meranın içerdiği muhteviyat yetişmez. Hani biz temiz süt projesini konuşuyoruz burada. Temiz süt, sağlıklı süt, sağlıklı beslenmek ve beslendiğinden fayda sağlamak aslında baktığımız zaman. Koyun sütü de demin hani şeyde bahsettiğim gibi, röportajda bahsettiğim gibi değerli bir süt. İşte çok fazla hani uzun dönemde var olmayan, var olduğunda kıymeti bilmesi gereken bir süt. O yüzden işte bizim sütü ne kadar temiz alıyor olmamız o kadar şey bizim için önemli. Tabii bunun için hani ortam şartları önemli, yaptığın işte işçilik önemli. Yani elle sağıyorsun ama işte dediğim gibi elle, yani her seferinde ellerini dezenfekte etmen gerekiyor, diğer memeye geçmen gerekiyor, bir şey değil. Sürüde de salgın yaratma riski de çok fazla. Tabi elle sağılırken, işte makineyle sağılırken ki süt performansı da aynı olmayacaktır diye tahmin yani ediyorum. Farklı illa ki olur çünkü hayvan daha hızlı sağılacak. Evet. Bir de bekleme süresi azalacak. Yani hayvan sağım için beklerken de bir strese giriyor. O evet. stres de azalacak. Salım da artacak. Diğerinde bir tabii, litre şey yapıyorsa makinede 1,5 olmasa da 1,25'lere falan taşır tabii diye tahmin ediyorum. Bir miktarda salım da artar. Evet, hızlı sağdığı için. Hayvan da biraz daha ferah işecek sonuçta. Bir de evet. Sonuçta bir insan iki eriyor, iki meme sağdır. Makineyle muhtemelen makine gelecek 5'li mi, 10'lu mu? 6'lı. 6'lı mı? 6 tane koyun annen de sağılabilecek. Bu da ciddi bir tasarruf, zamanla da tasarruf. Evet. Koyunlar için de tasarruf. Şimdi koyun 2 saat sağım bekleyeceğini, hemen çıkacak sağımdan gelecek meraya, otlamasına, su içmesine devam edecek. Bu yönden de avantaj. Peki biz bu projede de yine Fatma Hanım'la başından sonuna kadar yere alıyor olacağız. Yani sürekli işte uzaktan sormuş olduğu soruları da cevaplıyor olacağız. Evet. Sayende yakında yine gelip de farklı işlemleri de yapacağız. Mesela bir dahaki geldiğimizde ne gibi bir uygulama yapacağız? Yani içeriğiyle ilgili ne bileyim belki bir kırkım süreci olur ya da işte bir aşılama programı olur. Belki kuzuların tartımları olur. İşte belki hani işte damızlık ayırmak istiyorum diyor, kurbanlık ayırmak istiyorum. Belki onları seçmeyle ilgili olur. Ne gibi işlemler yaparız Hüseyin? Tartımlarına göre damızlık seçimini yaparız. Koyunların sağımdaki geçen süre 2 saat içinde evet. mesela elle sağımda. Toplu sağımda, makineyle sağımda ne kadar düştüğünü hesaplarız. Peki o toplu sağıma geçtikten sonraki verim artışı oldu mu? Ya da merada uzun geçirmelerinin yani uzun süre daha bir süre daha geçirmelerine katkısı olduğunu işte vesaire. Bunlara bakarız. Sonrasında biraz kuzu beslemesine eğiliriz. Biraz kuzuların bulunduğu evet. ortamın işte konforunu tartışırız. Hani biraz daha Fatma Hanım sonuçta kuzu satıp evet, evet. bir gelir elde edip kendisine daha güzel bir yere yani kendisini daha güzel bir yere taşımak istiyor. Bunu yaparken de sonuçta para kazanması gerek. En iyi para kazanmasını da üreterek kazanabilir en iyi parayı da. Şimdi daha önce kuzu kaybetmiş. Bunları irdeleriz. Yani kuzuların evet. doğumdan sonra nerede, arka dışkılarına bakarız. Gerekirse ishalle varsa bir evet. mikroplarını tayin ederiz falan. Fatma Hanım'a bir şekilde yardımcı oluruz. Peki sütle ilgili burada bir analiz yapma ihtiyacı olur mu? Mesela bakteri sayısını baktırabilir miyiz ya da işte yağ oranı vesaire gibi? Yani sütte baktırabiliriz illaki. Yani. Ama şu sütü şöyle şu anki sağımdan alınan bir evet. de makineyle geçişten alınan. Sonraki tabii. olursa o şekilde de hoş olabilir. Muhtemelen bakteri sayısı falan düşecektir. Bunları resmi olarak diyet etmiş oluruz. Tamam. Peki. Güzel. O zaman bir dahaki sefere görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.